Biri bana bunu açıklayacak. Biri bana bunu açıklayacak. Tam kızın anasını babasını ikna etmiştik. Tam her şeyi hallettik derken ne oldu da kaçtı gitti bu kıza? Cevap versenize ya. Damat, ne öyle sessiz sessiz duruyorsun orada? Baba ben gerçekten bir şey yapmadım. Yani hepimiz buradaydık zaten. İnanın hiç kimse anlamadı ne olduğunu. Evet baba ben de anlamadım. Yani her şey gayet yolundaydı. Ya en son dışarıda güzel güzel konuşuyorduk Nalan'la. İyiydi. Ya bu cana karısı mı bir şey yaptı acaba ya? Ya gidip kıza bir şey mi dedi acaba ya? He? Ya konuşsanıza ya, konuşsanıza ya. Havalı havalı bakmayın öyle suratıma. Sen Allah'ın manyağını eve sok ondan sonra da o mu bir şey dedi acaba? Duyamadım. Yok bir şey. Vallahi bize nazar değdi yemin ederim. Günlerdir kafamızı kaldıramıyoruz yahu. Kimin kem gözü varsa gözü çıksın inşallah. Nalan'ı arıyorum açmıyor. Ya sen niye arıyorsun acaba? Sen niye arıyorsun? Yüzüğü atan onlar. Bir izin ver de müsaade et. Onlar arasınlar, bir açıklama yapsınlar değil mi? Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen kendi kendinin gözlerini kör ettin be. Kendi kendinin gözlerini kör ettin. Önünde beş para etmez o çocuğun büyürken onu görmezden geldin. Onun yaptığı bütün suçları örtbas ettin. Sanki ona iyilik yaptığını zannettin ama ona zarar verdin. Ha? Şimdi övünüyor musun eserinde? Bir utan ya. Utan şu eserinde bir utan. Nerede bu davar oğlu davar? Nereye gitti? Muzo çağırdı baba. Onun yanına gitti. Dago. Git söyle şuna. Gelsin buraya çabuk. Al getir. Al getir. Anlatacaksın. Böyle susmakla olmuyor bu işler. Konuşacaksın, anlatacaksın. Sen beni parmağında oynatamazsın istediğin gibi. Hani bir diliz iki oldunuz. Ben bu yaştan sonra sizin maskaranız olamam. Biri hiç danışmadan, sormadan tamam der, yüzükler takılır. Bir diğeri ben vazgeçtim, istemiyorum der, yüzükler atılır. Siz benim şerefimle, haysiyetimle oynayamazsınız. Oynatmam. Duydunuz mu beni? Neden yaptın bunu anlatacaksın. Koroğlu anlattı her şeyi. Yeminler etti. Haberler yalan dedi. Biz de inandık, affettik. Bir şans daha verdik. Sonra ne oldu da böyle bir hareket yaptın? Feride tamam. Sabah konuşalım. Gitme artık kızın üzerine daha fazla. Kim ne yaptı diyorum sana. Ne gördün, ne duydun. Bak Nalan biraz daha susarsan elimde kalacaksın. Hiçbir şey olmadı anne. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ya Rabbim. O zaman ne bu şimdi? Ne bu rezillik, ne bu kepazelik? Sen bize el alemin diline düşünmeye yeminli misin ha? Söyle. Kim bilir Hakan'dan neler konuştular. Hiç düşündün mü bunu ha? İçime sinmiyor. İçime sinmiyor ne demek? İçine sinmeyen ne? Bilmiyorum. Yani tam olarak anlatamıyorum ama içime sinmeyen bir şeyler var. Anne ne olur kızma bana. Sedat'la evlenemem. Evlenmemeliyim. Güzel Allah'ım. Kızım. Sen anne öl de senden kurtulayım falan mı diyorsun ha? Anne sen öl de ben de senden kurtulayım mı diyorsun ha? Ha söyle, söyle. Anne Allah korusun o ne biçim söz ya? E bu ne şimdi? Sedat Koroğlu'yla boy boy fotoğrafların çıktı. Bütün ülke gördü, bütün ülke. Hiç kusura bakma Nalan Hanım. Buradan dönüş yok. O adamla evleneceksin. Duydun mu beni? O kadar. Feride yeter. Kız içime sinmedi diyor. Değil mi duydun yeter. Hadi kızım sen çık odana.
Dinlen, düşünme bunları. Sabah ola, hayrola. Hadi, hadi yavrum. Nereye gitti bu? Çalışma odasına gitti, ilaçlarını almaya. Bak Sedat, babam gelmeden anlatman lazım. Ne oldu? Ha? Bir şey söylemen lazım. Şimdi babam gelince bilmiyorum dersen vallahi parçalar. Ya çıldırmış durumda. Bak ne oldu? Ya ben gittikten sonra Nalan'a bir ters bir şey mi söyledim? Ha? Canan mı bir şey yaptı? Bak ne oldu, iyi düşün. Gerçekten bilmiyorum. Ya Feride Hanım'ı ikna olmadı acaba? Ya da bir şey mi söyledi? Ne bileyim, biz farkında olmadan kıza bir sinyal mi çaktı? Yani çok garip bir kadın, her şeyi yapmış olabilir. Ya kadın zaten zebani gibi kızın başından ayrılmıyor. Evladım aklını başına topla, ne olur hatırlamaya çalış. Sen mi bir şey söyledin, kız mı bir şeye alındı? Vallahi baban hepimizi birden yıkacak. Bak canım benim, korkma. Yani saklama bizden, ne olduysa söyle. Ha? Bak bu iş buradan dönerse çok fena rezil oluruz. Bir de ortalığa çıkıp yalanladık haberleri. Şimdi millet diyecek ki bak gördünüz mü? Gerçekmiş haberler. Çok fena patlarız, anlıyor musun? Allah korusun. Geliyor, 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 geliyor. Oo, Sedat Ağam, paşam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya niye bana haber vermediniz geldiğini ya? Ya bekletmezdik beyefendiyi yoksa, değil mi yani? Ya Sedat paşam, sizden bir ricamız olabilir mi acaba? Şu konuyu bize bir anlatsanız, biz de sizin dilinizden şunu bir anlasak. Bütün ailemiz burada mum gibi dikildik. Sizin ağzınızdan çıkacak şu lafları bekliyoruz yani. Susuyor. İşte böyle Gülcan, hatırlıyor musun? Okulda da böyle susuyordu bu çocuk. Arada bir böyle dilini yutuyordu hani. Bazen de hiç konuşamadığı oluyordu. Öğretmenleri de söylemişti okullardayken. O okullardan nasıl mezun oldun biliyor musun ha? Biliyor musun sen o okullardan nasıl mezun oldun? Benim sayemde mezun oldun. Koroğlu olduğun için mezun oldun. Ben sana kamyonla para döktüm lan. Ulan özel okullarda okudun. Özel hocalar gördün. Özel dershanelere gittin. Ya ben sana bir servet harcadım lan. Servet harcadım. Sen kendi başına olsaydın, değil o okullardan mezun olmak, onların kapısının önünden bile geçemezdin be. Senin o olmayan çapına tüküreyim ben be. Çapına tüküreyim ben senin. O güzeli melek gibi kızı iki günde kaçırmayı becerdin. Vallahi billahi sana kızmayacağım. Ama söyle, bunu nasıl becerdin? İki günde o kıza senin beş para etmez bir adam olduğunu nasıl kanıtladın ha? Oğlum. Bak susma. Susma lan, susma. Çıldırtma beni, anladın mı? Ne oldu da o efendi, o kibar kız ailesinin yanında bunu yapmak zorunda kaldı ha?